Bağımsız oyun denince aklınıza ne tarz oyunlar geliyor? Piksel grafiklere sahip, fazla bütçesi olmayan, genelde fikirleriyle ön plana çıkmayı amaçlayan oyunların geliyor olması gayet doğal. Fakat grafikleriyle çoğu büyük bütçeli oyuna taş çıkaran The Forest, düşündüğünüz tüm bağımsız oyunlardan daha bağımsız olabilir belki de. Başlangıçta sadece iki kişiyle geliştirilmeye başlanan bir oyunun yıllar içerisinde milyonlarca satmasının hikayesi bu video. ...2011 yılında filmlerde görsel efekt uzmanı olarak çalışan iki kişi bir araya geldi. SKS Games adında bir oyun stüdyosu kurdular. Ben Falcon, daha önceleri Tron Legacy, Sweeney Todd ve 300 Spartalı gibi pek çok filmin ışıklandırmalarını, görsel efektlerini hazırlayan biriydi. Yanındaki ortağı Anna Tarakova ise tıpkı onun gibi farklı birçok filmde çalışmıştı. Pamuk Prenses ve Avcı, Sucker Punch ve hatta Son Durak filmleri Anna'nın çalıştığı filmlerden sadece birkaçıydı. Fakat bu iki isim de oyunlara karşı ilgisi olan isimlerdi. Filmlerin arka planlarından, tanışıp konuştuktan sonra oyunların arka planında olmaya karar verdiler. İlk geliştirdikleri oyun ise aslında bir mobil oyundu. İsmi ise End Night'tı. 2012 yılında çıkmış olan bir mobil korku oyunuydu bu. Bu oyun arkasında çok bir şey bırakmadı elbette. Adı dışında. İkili ilk oyunlarını çıkardıktan sonra kurdukları stüdyonun ismini değiştirerek End Night'ı yaptılar. Geliştirdikleri ilk oyuna bir saygı duruşu olarak. Geliştirecekleri ikinci oyun ise The Forest olacaktı. Forest, aslında benim o dönemlerde oynadığı oyunlara karşı duyduğu öfkeden çıkan bir oyundu. Bir röportajında söylediğine göre oynadığı oyunlardan çok sıkılmıştı. Piyasadaki tüm oyunlar oyunculara ne yapmaları gerektiğini söylüyor, nereye gitmelerini söylüyor, sürekli bir takım görevler vererek oyunu oynamayı sanki bir mesaiye döndürüyordu onun gözünde. Ona göre bir oyunda herkes kendi deneyimini yaşayabilmeliydi. Bu anlamda Minecraft'ı seviyordu. Hatta tıpkı onun gibi bir oyun yapmak istiyordu. Ancak teknolojinin ilerlemesi ve görsel efekt uzmanı olmanın getirisiyle birlikte Minecraft gibi bir oyunu daha gerçekçi, daha iyi grafiklerle yapabilmeyi istiyordu. Her ne kadar Minecraft, The Forest için ilham kaynağı olsa da End Night ekibi için tek ilham kaynağı bu oyun değildi. Korku filmlerini, korku atmosferini de çok sevdiklerinden dolayı oyuna korku ögeleri eklemek istiyorlardı. Bu anlamda onları en çok etkileyen iki film ise The Hills of Eyes ve Cannibal Holocaust'tu. İçerisinde korku ögeleri içeren bir oyun yapmayı istiyorlardı elbette. Ancak bu oyun bir yandan da Minecraft gibi oyuncuya kendi deneyimini yaşatabilmeliydi. Bunu sağlamanın en etkili yolunun ise klasik korku oyunlarında yer alan jumpscare gibi sahnelerden çok atmosferik korku ögesinin oyunlarında olması gerektiğine karar verdiler. Hatta Ben'in söylediğine göre oyun içerisinde bir tezatlık bile barındırmak istiyorlardı. Oyuncular gündüzleri tıpkı bir peri masalından çıkma alanlarda mutlu ve huzurlu olmalıyken, geceleri ise onları korkutan bir ortamda kendilerini bulmalıydılar. Hatta Ben, The Forest'in gündüzleri için Disney filmlerinden etkilendiklerini bile söylüyor. Etrafta uçuşan kelebekler, ışıklandırmalar, doğal yaşam vesaire. Ben ve Anna, klasik bir korku oyunu yapmadıklarının farkındaydılar. Onlar için klasik korku oyunları hep aynı temadaydı. Sadece karanlık ve depresif olmalıymış gibi hissettiriyorlardı. Ancak The Forest'ı bu şekilde yapmak istemiyorlardı. Peki ama oyuncuya bu korku ögesini verecek düşmanlar nasıl olmalıydı? Halihazırda yamyamları içeren pek çok korku filmini kendilerine ilham kaynağı olarak belirlemişlerdi zaten. Gerçekçi bir atmosferde yamyamların da korkuyu en iyi şekilde yansıtabilecek düşmanlar olduğunu düşünüyorlardı ve oyunculara bir soru sordurmayı hedefliyorlardı. Buradaki asıl düşmanlar kim? Kendi yaşam ortamlarında onları istila eden bizim hiç mi suçu yoktu? Düşmanların da doğaüstü varlıklar olmadığını gösterebilmek için onlara bazı duygular yüklemeyi hedeflediler ve oyunlarını buna göre geliştirdiler. Yamyamların da duyguları vardı. Örneğin birçok erkeğin içerisinde bir kadın yamyama saldırırsanız ona göre tepki veriyorlardı. Ya da ölmek üzere olan arkadaşlarını kurtarabilmek için bazı animasyonlara sahiptiler. Bu sayede gerginliği de arttırmayı hedeflediler. Modern insanların bu yamyamları hayvan olarak görüp onların üzerlerinde uyguladıkları deneyler sonucunda mutasyonlara uğramaları da gerçeklikten kopmayarak düşman çeşitliliğini arttırmalarını sağlayacak bir formüldü. Bu sayede oyuncular oyunun içerisinde daha derinlere indikçe farklı düşman tipleriyle karşılaşabileceklerdi. Ancak bu durum belirli bir sorun yaratıyordu. Oyuncular daha korkutucu olan düşmanlarla karşılaşmamak için oyunu keşfetmek istemeyebilirlerdi.
Ancak ben ve Anna bu sorunu sadece mağaraların derinliklerine indikçe bulunabilen eşyalarla çözmeyi hedefledi. Böylece gelişmek isteyen oyuncular araştırmak, keşfetmek zorunda kalacaklardı. Oyuncuları sadece bu duruma zorlamak istemiyorlardı elbette. Bu yüzden etrafa merak duygularını uyandırabilecek hikaye parçaları da eklemeyi ihmal etmediler. Ben ve Anna tüm bu konseptleri kafalarında oturttuktan sonra ise çalışmaya koyuldular. Ancak bir süre sonra iki kişinin hayallerindeki oyunu yapmaya yeterli olmadığını fark ettiler. Bu yüzden stüdyoyu büyüterek 10 kişilik bir ekibe dönüştürdüler. Takımın çoğunun film sektöründe bir geçmişi olduğundan dolayı gerçekçi bir oyun yapabilme konusunda yetenekliydiler. Bu geçmişlerini oyuna aktararak oyundaki ışıklandırmalar konusunda bile daha önce yapılmamış teknikler deniyorlardı. Oyunu bedava bir oyun motoru olan Unity'de geliştiriyorlardı. Çoğu insan için Unity, grafik konusunda o kadar başarılı bir oyun motoru değildi. Özellikle Unreal'la karşılaştırıldığında. Ancak onlar için Unity kütüphanesinin zenginliği bir artıydı. Bu sayede The Forest, akıllarında yer alan gerçekçi havayı edinmeye başlamıştı. Geliştirdikleri haritanın her bir noktasını kendileri tasarladılar. Böylece büyük bir harita olmasından çok, keşfetmesi zevkli bir harita yapabildiklerini fark ettiler. Çünkü oyunun başlarında Minecraft'tan esinlendikleri için, tıpkı ona benzer her oyuncunun rastgele bir haritada doğduğu bir oyun modu bile denediler. Ancak bu istedikleri sonucu getirmedi. Oyun modu çok fazla bug ve istedikleri keşfetme hissiyatını veremiyordu. Bu yüzden haritanın her detayında kendi imzalarını atmak istediler. Haritayı kendileri tasarlamaları ise vermek istedikleri korku hissiyatını daha iyi kontrol edebilmelerini sağladı. Oyunun hikayesini de bu şekilde daha iyi anlatabildiklerini düşündüler. Çünkü ben oyunda herhangi bir NPC olmaması gerektiğini düşünüyordu. Oyuncu hikayeyi isterse kendi anlamaya çalışacaktı. İstemezse de düştüğü bu ormanda hayatta kalmaya çalışarak oyunu oynamaya devam edebilecekti. Etrafa yerleştirdikleri resimlerle, mektuplarla, eşyalarla birlikte çevresel hikaye anlatımının en güzel örneklerinden birini yapmayı başardılar. Tıpkı Dark Souls oyunları gibi. Bu durumda her oyuncunun oyunda farklı bir tecrübe yaşayabilmesini sağladı. Yapımcılar yaptıkları oyunun bir hayatta kalma oyunu olduğunu biliyordu. En başından beri hiçbir zaman bitmesi gerekmeyen bir oyun yapmayı hedefliyorlardı. Ancak bana göre arka planında bir hikayesi olmayan hayatta kalma oyunları bir süre sonra yorucu olabiliyor ve oyuncuyu sıkmaya başlayabiliyordu. Bu yüzden oyuna hikaye eklemekte özen gösterdiler. İsteyen oyuncular direkt hikayenin sonuna gidebilecek, isteyenlerse oyundan keyif aldıkları süre boyunca oynamaya devam edebileceklerdi. Hatta belki de canları çektiğinde oyuna sıfırdan başlayıp tekrar oynamak isteyeceklerdi. Tüm bu geliştirme sürecinin ışığında Forest 2013 yılında bir trailer ile duyuruldu. Duyurulmasından kısa bir süre sonra Steam'in bağımsız oyunlar için yaptığı Greenlight programına katıldı. 2014 yılında ilk duyurulmasının üzerinden bir yıl geçmesinin ardından The Forest erken erişim olarak çıktı. Yapımcılar erken erişimi oyun için gerekli görmüşlerdi. Hem oyuncularla etkileşim halinde olarak oyuna topluluk geri bildirimleriyle yeni şeyler eklemek istiyorlardı, hem de geliştirme sürecinin devamı için yeterli parayı bu şekilde bulabileceklerini düşünmüşlerdi. Böyle düşünmekte de haklıydılar. Çünkü The Forest, erken erişim olarak çıktıktan sadece 8 dakika sonra Steam'de en çok satan oyun olmuştu. Oyunun animasyoncularından biri olan Michael Mellor'a göre ise bu durum bir bug'dan bile kaynaklanıyor olabilirdi. Çünkü o dönemlerde Watch Dogs da çıkmıştı. Ve Watch Dogs'u geçerek en çok satan oyun olmasının başka açıklaması yoktu ona göre. Steam'de bir hata olduğunu düşünüyordu. Ancak bir hata yoktu. The Forest gerçekten de başarılı bir çıkış yapmıştı. Oyunun yapımcıları ise bu durumu en çok oyunun yayıncılar tarafından sevilmesine bağlıyordu. Oyun canlı yayınlarda oynanınca eğlenceliydi. Herkes farklı bir deneyim yaşayabiliyordu. Takım akıllarındaki birçok şeyi gerçekleştirmeyi başarmıştı. Bu sayede yayınları izleyen insanlar oyunu kendileri de deneyimlemek istiyordu. Erken erişim olarak çıkmasının üzerinden bir ay geçmesine rağmen The Forest hala en çok satan oyunlar arasındaydı. Bu durum da yapımcılara oyunu desteklemek için yeterli kaynağı sağlamıştı. Yıllar boyunca geliştirildikten sonra ise The Forest 2018 yılında tam sürümüne kavuşmuştu. Tam sürümüne kavuştuktan sonra ise toplamda 5 milyon adet satmayı başardı. İki kişi olarak başlanan bu yolda 5 milyon adet satmak ise bir bağımsız stüdyonun hayal bile edemeyeceği bir başarıydı.
Çünkü The Forest'ın geliştirme maliyeti 125 bin dolar gibi komik bir sayıydı. The Forest'ın çıkışı ile birlikte de End Night Games boş durmadı. 2020 yılında The Forest'ın devam oyunu olan Sons of the Forest duyuruldu. 2021 yılında çıkarmayı planladıkları oyun ise birçok kez ertelendi. Oyuncular ise The Forest'ın başarısından sonra bu oyundan çok ümitliydi. Hatta Steam'de gelmiş geçmiş en çok istek listesine alınan oyun oldu. Starfield gibi büyük bir markayı bile geride bırakmıştı. Oyun en sonunda 2023 yılında çıkışını yine erken erişim olarak gerçekleştirdi. Çıktığında Steam bile çökmüştü. Yapımcıların açıkladığına göre oyun sadece 24 saat içerisinde 2 milyon adet satmayı başarmıştı. Küçük, bağımsız bir firma için olağanüstü bir başarıydı bu. Sons of the Forest da tıpkı Forest gibi güzel bir oyundu. Ancak oyuncular bu kadar süre beklemenin üzerine erken erişim olarak çıkmasından mutsuzdu. Yine de yıllar içerisinde Sons of the Forest'ın da birçok insan tarafından oynanıp bitirilen bir oyun olacağına şüphem yok. Böylece videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.